Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türkiye'ye Libya şoku, anlaşma iptal mi olacak? Türkiye ile Libya arasında 2022 yılında yapılan hidrokarbon anlaşması artık su sızdırmaya başladı. Trablus İstinaf Mahkemesi Ulusal Birlik Hükümeti söz konusu işbirliğine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının iptaline karar verdi. Mutabakatın imzalanmasına en başta Yunanistan, Mısır ve Avrupa Birliği tepki göstermiş ve hukuken geçersiz olduğunu savunmuştu. Sözleşme Türkiye'ye hem Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde hem de ana karasında hidrokarbon arama yetkisi de veriyordu. Uluslararası olarak son derece önem arz eden mutabakatın iptal gerekçesi ise herkesi şaşırttı. Gerekçe Başbakan Abdülhamit Deybah'ın Libya devlerine uzun vadeli yükümlülükler getiren herhangi bir anlaşma imzalama yetkisinin bulunmamasına dayandırıldı. Türk yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Türk asıllı astronot Alper Gezer Avcı GUHEM'i ziyaret etti. Geçen yıl dünyaca ünlü 70 astronot GUHEM ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gezegen Kongresi'ne bu yıl tüm Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim katılım sağladı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Uzay bilim misyonu görevini başarıyla tamamlayan Gezer Avcı, GUHEM'e tekrar gelmenin ve duvardaki isimlerin arasına girme şansını yakalamanın gururunu taşıdığını ifade etti. Gezer Avcı, Türkiye'de uzay farkındalığı konusunda GUHEM'in oynadığı rolün önemli olduğunun da altını çizdi. Gelecekte Türkiye'nin imzasını uzaya atacak gençlere bu merkeze gelmeleri yönünde de bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin en büyük barut fabrikası nerede? Başkent Ankara'ya yakınlığı ve Karadeniz Ulaşım Koridoru'nun da üzerinde bulunan Sungurlu büyümeye devam ediyor. Ankara'da Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Kırıkkale'deki Silah Sanayi Organize Bölgesi'nden sonra Türkiye'nin 3. Savunma Sanayi OSB'si Çorum'da kuruldu. Oldukça büyüyen ve faaliyetlerine devam eden Sungurlu OSB'de Ahlatçı Holding tarafından Türkiye'nin en büyük barut fabrikası kuruldu. Fabrikanın açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Söz konusu büyümeyle yeni yatırımların kapıda beklediği Sungurlu'da açılan yeni fabrikalar işsizliğin önüne geçecek. Ayrıca bu genişlemeyle bölgenin hem nüfusu korunacak ve artacak hem de ekonomik yönden büyümesi sağlanacak. Koç Holding de yeşil dönüşüm için büyük adımı attı. Küresel çapta başlatılan yeşil dönüşüm hareketine Türkiye'den önemli bir isim de sinyal yaktı. Koç Üniversitesi Türkiye'nin yeşil dönüşümündeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Araştırma Merkezi yeşil enerji alanında üniversite sanayi işbirliğiyle geliştirilecek yenilikçi teknolojilerin merkezi haline gelecek. Bu alandaki yürütülecek çalışmalara üniversite bünyesinde başlanıldı. Yürütülen çalışmalarla yeşil hidrojenin üretimi, depolanması, taşınması ve kullanılması gibi ticarileşme süreçlerine de destek sağlanacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen Kartek, yeşil enerji alanında yenilikçi teknolojilerin de adresi olmuş olacak. Alanında Profesör Doktor Metin Sitti, merkezde geliştirilecek çığır açıcı proje ve araştırmalarla üniversitemiz dünya liderliğini oynayacaktır şeklinde konuştu. Helikopterlere yerli motor müjdesi geldi. TUSAŞ savunma sanayi alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2024'e hızlı bir giriş yapan TUSAŞ'tan helikopterlere yerli motor müjdesi geldi. TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye için önemli olan TF-6000 turbofan motoru hakkındaki son duruma ilişkin açıklamalara değindi. TUSAŞ tarafından geliştirilen TF-6000 turbofan motorunun Türkiye'nin havacılık ve yerli savaş uçakları hedeflerinde kritik ürün konumunda olduğunu ifade etti. Söz konusu motorda artık son aşamaya gelindi ve deneme süreçlerine başlanıldı. Tarih konusuysa henüz netlik kazanmadı. İş yükünün de ciddi oranda bittiği bilgisine ulaşıldı. İhracat konusuna da değinen Akşit, Anka İHA'larda kullanılan motor olan PD-170'in geçtiğimiz aylarda ilk ihracat başarısını gerçekleştirdik dedi. Türkiye'deki çalışma saatleri kısalacak mı? Türkiye'deki ortalama çalışma süresi haftalık 5 gün yani 45 saate tekabül ediyor.
ediyor. Bu kadar yoğun tempoda çalışmaktan şikayetçi olan Türk vatandaşları sevindirecek bir uygulama üzerinde ülkemizde de çalışmalara başlanıldı. 45 saatten daha az çalışma sistemine bazı Avrupa ülkeleri çoktan geçmişti. Avrupa'da söz konusu 4 günlük hafta yasasını çıkaran ilk ülke Belçika olurken bunu Portekiz, İngiltere, İspanya ve İzlanda gibi ülkeler izledi. Türk hükümeti iş kanunlarında önemli değişiklikler yapmak için yeni bir çalışma başlattığını duyurdu. Söz konusu çalışmada ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışma düzenlemelerine kadar bir dizi konu yer alıyor. Yeni düzenleme tüm çalışanlar için haftalık çalışma saatlerinin 35 ila 40 arası olması üzerine odaklanıyor. Bu sistemle çalışanların merkezde olduğu bir yaklaşım benimsenecek. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı, iş gücü piyasasının değişen koşullarına uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başlanıldı. Savunma sanayi alanında sadece savaş uçaklarımız değil, savaş uçağı gemilerimiz de dünyada adından söz ettirecek gibi. Savunma Sanayi İcra Komitesi, Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisinin tasarım faaliyetlerine başladığını duyurdu. Uçak gemisinde kısa kalkış yakalamayla iniş sistemi kullanılacak. Yerli uçak gemisinin 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton ağırlığa ve 10.1 metre su çekimine sahip olacağı bilgisine ulaşıldı. Yerli uçak gemisine çok daha geniş kategorideki savaş uçakları iniş ve kalkış yapabilecek. Milli Muharip Uçağımız Kaan artık gökyüzünde. Bir ay önce uçması planlanan Milli Muharip Uçağı'nın uçuşu teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti. İçerisinde bulunduğumuz hafta içi Milli Muharip Uçağı Kaan testlerini başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Kaan artık gökyüzüyle buluştu. Kaan, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilen çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahip. Uçak, Aselsan tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro-optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak. Dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam 8 adet orta ve uzun menzilli füzede taşıyabilecek. Ayrıca Kaan, yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğine de sahip olacak. Türkiye, Kaan'la 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasındaki yerini şimdiden garantiledi diyebiliriz. Ülker firmasından dev bir yatırım hamlesi geldi. Türkiye'nin gıda anlamında dev ismi olan Ülker, üretim verimliliğini artıracak dev bir yatırıma gittiğini duyurdu. Gebze fabrikasında üretim verimliliği ve maliyet avantajını artıracak 20 otonom mobil robotu devreye aldı. İş süreçlerinin her aşamasında dijitalleşen ve teknolojiyi etkili kullanan Ülker, teknolojik yatırım hamlesiyle birçok markaya da örnek oldu diyebiliriz. Fabrika içerisinde ham madde ve malzeme tedariki için çalışan robotlar 2600 çeşit malzemeyi taşıyabiliyor. Söz konusu robotlar tesis operatörü tarafından sisteme girilen talep üzerine çalışmaya başlıyor. Sisteme düşen talebin onaylanmasıyla harekete geçen robotlar malzemeyi depodan alarak belirtilen noktaya teslimat yapmak için yola çıkıyor. 6 asansör ve 32 kapıyla haberleşebilen robotların her biri günde 150 sefer, yani 53 kilometre yol yapabiliyorlar. Ayrıca asansörü çağırıp yüklemeyi yapan robotlar görevini tamamladıktan sonra güzergah üzerinde başka görevi varsa onu da yaparak yeni talep için şarj istasyonuna geri dönüyor. İşverene maliyet ve üretim açısından avantaj sağlasa da insan gücünü ilerleyen dönemlerde ortadan kaldırabilecek bir tehlikenin de sinyalini vermiş oluyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.